Türkiye'nin önemli çadır kamplarının bulunduğu Muğla'da tatilciler okulların kapanmasıyla bu kamplara akın etmeye başladı. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi ile bitişik Akyaka Orman Kampı da en fazla tercih edilen kamp alanlarından. Yaz sonuna kadar aynı alanda kamp yapanların yanında günübirlik küçük çadırla günlük veya bir haftalık tatil için gelen vatandaşlar, çadırda tatil yapmanın hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu belirtiyor. Bakın tatilciler çadır kampıyla ilgili neler söylediler. Pandemi hayatımıza girdiğinden beri insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Otele göre hem daha ekonomik hem çocukların doğada kendilerini bu şekilde oyun alanlarının olması, mutlu etmeleri, ağaçlar, kuşlar, hayvanlar, doğada olmaları bizim için gerçekten çok güzel. Doğayı zaten seviyoruz. Burada olmak bizim için keyif verici bir şey. Biraz daha ekonomik. Diğer tatil seçeneklerine göre tabii ailecek falan daha pratik oluyor, daha ekonomik oluyor. O yüzden böyle tercih ediyoruz. Tabii insanların kendi tercihine bağlı da biz bunu bu şekilde tercih ediyoruz. Pandemi süreci evet herkesi bunalttı malum. Uzun süren de bir süreç oldu. Tabii sonrasında bu şeyle beraber, rahatlamayla beraber, ekonomik nedenlerle de beraber çadır turizmini daha çok tercih eder olduk gibi. Daha ekonomik geldiği için, daha uygun geldiği için. Vallahi 40 senedir müdavimiyim. Bu seneye kadar da çok memnunduk. Kamp hayatını daha çok tercih ediyorum. Fakat bu sene bir elektrik sorunu var. Tamamen elektrikler kalkmış, çok mağduruz. Koronada da çok tercih edildi. Bütün vatandaşlarımız geldi Türkiye'de. Ama bu sene bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu röportaj sayesinde o da hallolur. Bu bir spor olarak düşünüyorum ben. Normal hayatımda spor var. Bir spor olduğunu düşünüyorum. Hareket halindeyiz. Ve çok faydalı oluyor bize. Evet, iki tencere, üç tabaklı hayatımı sürüyor. Dolayısıyla hayatın anlamını burada buluyorum ben. 18 yaşında tanıdım burayı. Şu an 58 yaşındayım. Harika bir yer.